Şu anda dönemin teknik direktörü Sayın Hocam Ertuğrul Sağlam da hazır. Merhabalar hocam, hoş geldiniz yanımıza. Sizi ağırlamak bizim için çok büyük bir keyif. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Hocam Allah kabul etsin Bugün diyelim. tabii İftarınızı yaptınız Samsun'da. iftarı yaptık. Evet, size göre avantajlıyız. Biraz erken yaptık burada. Şu anda orada tam saati herhalde. İftar Evet saati. evet. Neler söyleyeceksiniz hocam? Ben bir giriş yaptım Şükran'dan ama o gecenin Evet, siz giriş tanıklarındanız. yaptınız. Ben sizi keyifle ve gururla dinledim. 16 Mayıs hem bizler için, hem Bursa şehri için, hem Bursa spor için, hem de Türk futbolu için çok özel bir gün. Tabii o gün kendine inanmış, birbirine inanmış ve birbirini seven, saygı duyan ve çok büyük fedakarlıkla, çalışmayla ve sonucunda da iyi bir ekip çalışmasıyla yani Türk futbolunda yapılamaz denen, olmaz denileni başardık biz hep beraber. Dolayısıyla bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ben özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Böyle her sene tabii ligler oynanıyor. Özellikle son birkaç senede turunda belki yeni şampiyonların çıkabilme ihtimali oluşmuştu. Fakat bu takımlarımız işin sonunu getirememişti. İşte tabii her geçtiğimiz senede Bursaspor'un o günkü şartlarda, o imkanlarla, sizler de devamlı bizim içimizdeydiniz zaten. O imkanlarla ne kadar büyük bir başarı ürettiğini her geçtiğimiz sene aslında biraz daha iyi anlayabiliyoruz biz. O yüzden tabii o takımın bir parçası olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Ve o şampiyonlukta 7'den 70'e zerre kadar kimin payı varsa ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki zor oldu bizim için. Yani seneye başlarken ekonomik sıkıntılarla bir taraftan boğuşuyoruz, diğer taraftan kadro yapılanmasıyla alakalı bonussuz ve maliyeti düşük oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Ve seneye başlarken zaten büyük dezavantajlarla girdiğimiz sezonu her geçen hafta üstüne biraz daha bir şeyler koyarak her kazanılan maçtan sonra hem oyuncularımızın hem takımın hem camianın güveni biraz daha üst seviyeye çıkarak artık önüne çıkan engelleri de ki bizim o sene oynadığımız çok önemli karşılaşmalar vardı işte İstanbul'da oynadığımız ilk devrenin son haftasındaki 3-2'lik2'den Fenerbahçe maçı mı 3 hocam? Beşiktaş'ı yendiğimiz daha sonra işte ikinci yarının 5. haftası İstanbul'da yine 0 geriden gelip Fenerbahçe'yi 3-2 yendiğimiz karşılaşma ki bunlar tabii sezonun dönüm maçlarıydı. Fakat orada şunu ön plana çıkarmak istiyorum. Tabii biz o süreci çok iyi yönettik. Yani oradaki baskı ve stres ortamını hakikaten çok iyi yönettik. Sonuç itibarıyla tabii Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak bir şampiyonluk destanı çıktı. O gün bize şunu söylemişlerdi. İşte Bursaspor Türk futbolunda bir devrim yaptı. Ben kabul etmemiştim. Türk futbolunda Bursaspor'un şampiyonun bir devrim olabilmesi için bu şampiyonlukların arkasının gelmesi lazım. Ya Bursaspor Çok doğru. tarafından ya da diğer takımlarımız tarafından. Ama olmadı tabii. Yaklaşanlar oldu fakat sonunu getiremedi birkaç tane takımımız. Ben tekrar o şampiyonlukta emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve o takımın da bir parçası olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum.